Şimdi bir kap verilmiş tabii, kapların ikisi aynı. Birinci durumda şöyle haş cinsinden verilmiş. Üçte ikisi dolu. Birinci durumda 2600 gram geliyormuş. İkinci durumda 5 parçaya bölünmüş. Beşte biri doluyken 1200 gram geliyormuş. Şimdi aynı kap olduğuna göre şu yüksekliklerin aynı olması lazım bir kere. Buradaki yükseklik 3H. Diğer taraftaki yükseklik 5x. Bir kere bu ikisi birbirine eşit olmalı. Aynı türden bir birimle ifade edelim. H'ı karşı tarafta 5 olduğu için 5K olarak, x'i karşı tarafında 3 olduğu için 3K olarak ifade edebiliriz. Tabii bizim kabımızın yüksekliği şurası 3H'tı. H'ların birisine 3K dersek, şurası 3K, burası 3K, burası da H'a yanlış yazdık. H 5K olacaktı. H 5K'ydı. Şuraya 5K dersek 2H da 10K olur. Bu şekilde olacak. Şimdi şöyle buradan devam edelim. Şuraya da yazalım. X yerine 3K. Burası 3K. Burası da 3 çarpı 4'ten 12K olacak. İkisinin de yüksekliği 15K. Yükseklik bu. Yükseklik 15K ise biz bunları 3K seviyesine kadar gelmiş olan suya 3S diyebiliriz. Burası 3S olsun. Buradaki su ise 10S olacak. Çünkü 10. seviyeye gelmiş. Şurası 10. 10K. Şunu şöyle düzelteyim. Burası 10K. Burası 10K'lık seviye. İçindeki su 10S ise 3K'lık seviyedeki su da 3S olur. Orantılı olacak. Tabii sırf bu değil, bir de kabın ağırlığı var. Kabın ağırlığı zaten bizden istenen şey o. X diyelim. Her iki durumda da kabın ağırlığı değişmeyecek. Birinci durumda kabın ağırlığı X artı içindeki su 10S eşittir 2600 gram olacak. 2600. İkinci durumda kabın ağırlığı X artı içindeki su 3S eşittir 1200 gram olacak. Biz iki bilinmeyenli denklem gibi düşünüp bunları çözümleyebiliriz. X'leri yok edebiliriz. Tabii bizden istenen şey şu aslında. Kabın ağırlığı bizden X isteniyor. Aslında S'yi yok edebiliyorsak çok daha kolay olur. Direkt yok edebiliyorsak. Şunu yapabiliriz. Tabii X'i yok etmek daha kolaysa oradan da hareket edebiliriz. Bize kalmış. Biz S'yi yok etmeye çalışalım. Şunu eksi 3 ile çarpalım. Bunu da 10 ile çarpalım. Bu durumda birincisi eksi 3x evet eksiye dönüşecek. Şurası eksi 30s eşittir. Bu eksi 3 ile çarpılacak. 78 yapacak. 78, iki tane de sıfır var. 7800. Tekrar bakıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi 10 ve x'i çarpıyorum. 10x çarpıyorum. 30s 10 ile çarpıyorum, 12000. Şöyle toplayalım. Şunlar gidiyor. Burası 7x eşittir. Şimdi 12000, 2000 10.000'den sonra var. 10.000'e kadar 7800'den 2200 olacak. Yani 8000 olsa 200. 4200. 4200 olacak. Şunlar sadeleşebilir. 7'ye bölüyorum 1, 7'ye bölüyorum. Burası 6 yapar. 6 kere 7, 42 yapıyor. X eşittir 600. Demek ki kabımızın ağırlığı 600. Şimdi şuna bakalım. Kabın tamamı doluyken ağırlığı ne kadardır diye sorulmuş. Tabii o zaman şeyi de bulacağız. S'yi de bulacağız. X'i bulmak yetmiyor. Biz şuna yanlış bakmışız. Kabın değil. S'yi de bulmamız lazım. Şu ikinciyi kullanalım. Bu biraz daha ufak. İkinciyi kullanalım. Şunu. Yazıyorum onu. X artı 3S eşittir 1200. Biz S'yi, X'i az önce 600 bulmuştuk. Bunu karşıya atarız. Buradan 3S eşittir 600. 3S 600 ise aslında S'yi bulabiliriz. Ama esasen aradığımız şey 15S. Kabın tamamı 15S olacak. Direkt 15S'ye geçebiliriz. 5 ile çarpabiliriz. S'yi bulsaydık 200 gelecekti zaten. 5 ile çarpıyorum. 15S eşittir
6 kere 5. 30, 2'de 0 var. 3000. Demek ki suyun ağırlığı bu. Bizden tamamen dolu kabın ağırlığı isteniyor. Dolu kap. Kabın ağırlığı x. Bir de içindeki su. Tamamı 15s olduğu için. Tamamı 15s. Artı 15s olacak. Kabın ağırlığı 600. Su 3000. Sonuçta 3600 olacak.